çaresi yok bu işin. Efendiler, Resul-i Zişanımıza etraftan akın akın geliyorlardı. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Ya Resulallah, bize İslam'ı anlat diyorlardı. İslam'ı anlatma gayreti Resul-i Zişanında o kadar şiddetli bir arzu ki her saniye İslam'ın anlatılmasını ve anlaşılmasını istiyor. Hemen yeri gelmişken söylemeden geçmeyeyim. Ruhaniyet-i Muhammediye meclisimize hazırdır inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Mekke'de bunaldı, sıkıldı, çok perişan oldu da Taif denilen Mekke-i Mükerreme'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Taif şehrine İslam'ı yaymak için gitti. Orada ufak bir hareket planladı. Kabile reislerine, kabile başkanlarına İslam'ı anlattı. Onlar kabul etmediler. Sonunda hainlik ettiler. Resul-i Zişan sessizce Taif'i terk ederken devesinin sırtındaydı. Arkasında da hizmetçisi Zeyd vardı. Hazreti Zeyd. Böyle sessizce Taif'i terk ederken bu kabile başkanları Taif'te ne kadar ayak takımı, hırsız, çakal, eşkıya, anarşist varsa hepsini topladılar, eteklerine taş doldurdular, yoldan giderken Muhammed'i taşlayın, ezin dediler. Biliyorsunuz bunları. Ve hakikaten taşlandı Resulullah, perişan edildi. Kainatın hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa'ya bakın kardeşim. Bacaklarında sağlam yer kalmadı. Taş yaralarıyla ezin ezin ezildi Resulullah. Ve ayakları adeta kan çanağına benzemişti. Ayakları kan ile dolmuştu Resul-i Zişanımızın. Zor bela canını kurtardı ve yolun dışında bir bağa kendisini atarak bağın sahiplerinden aman diledi. Orada ayakları kan çanağı halinde mosmor atılan taşlarla mübarek bacakları paramparça hale geldiği halde orada bağın, üzüm bağının kıyıcığında nefes alırken, dinlenirken yanlarına bir hizmetçi geldi. Yanlarına bir hizmetçi geldi. Hizmetçi o bağ sahiplerinin yanında çalışıyordu. Ehli kitaptan Hristiyan bir adamdı. Yaklaştı, Allah Resulüne bir tepsinin içinde bir salkım üzüm getirdi. Belli ki perişansınız, buyurun şu üzümü yiyin diyordu. Allah Resulü üzümü aldı, Bismillahirrahmanirrahim diyerek üzümü yemeye başladı. Bunun üzerine o hizmetçi oturdu. Allah Allah dedi. Siz Bismillah mı dediniz? Evet. Allah mı dediniz? Evet. Ben buralarda kimseden Allah diye bir şey duymadım. Siz garip bir adama benziyorsunuz. Siz kimsiniz dedi. O da ben Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'yım dedi. Gel Müslüman ol dedi. Ayaklarının kanı akıyor. Bacakları yara altında onlara bakmıyor. Yanlarına gelen hizmetçiyi Allah Resulü İslam'a davet ediyor. Çünkü en mühim vazife budur. Sen kendi kendine bakıyorsun. Habire nerede karlı bir arsa varsa onu alıyorsun. Nerede bir karlı yatırım varsa onu yapıyorsun. Nerede bir ham madde varsa onun peşindesin. Nerede bir yazlık Çamlıca tepesinde yazlık yapıyorsun. Cennette benim halim ne olacak, mahşerde nasıl hesap vereceğim diye düşünmüyorsun. Ne Müslümanlığı bizimki?
bulunduğun yerin badanasını, boyasını değiştiriyorsun. Arabanın kaportasını değiştiriyorsun. Cilasını, boyasını değiştiriyorsun. Senin davan İslam'a gönül vermek değil. Ne ümmeti Muhammed'i kardeşim. Allah aşkına kendimize gelelim. Kimseye bir sözüm yok benim. Efendiler, o esnada o hizmetçi Allah Resulü'nün pırıl pırıl yüzüne baktı. Sonra kan çanağına dönen bacaklarına baktı ve insaf ile düşündü. Eğer bu adamın davası hak bir dava olmasa evvela kanlarını, yaralarını sarardı. Bana bunu söylemezdi. Öyleyse bu adam haktır dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dedi. Orada ne her Müslüman oldu. İslam her saniye onu yayılması lazım. Bunun üzerine o hengamede Resul-i Zişanımız hala perişan. Yine derhal Cebrail aleyhisselam geldi. Göklerden Habib-i Zişan'a Cibril-i Emin namus-u ekber geldi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var sana ya Resulallah. Geldin, bütün kuvvetlere malik olarak geldin. Eğer emredersen, arzu edersen, Taif'in altını üstüne getirip vallahi harabeye çevireceğim. Vazifeli geldim deyince Allah Resulü'nün İslam'a verdiği gönül, İslam'a teslim ettiği ruhuna bakın ki hayır ya Cebrail buyurdu. Hayır, hayır, sakın öyle bir şey yapmayı arzu edemem. Şimdi değilse 70 zürriyet sonra, 70 nesil sonra o Taif şehrinin içinden belki Allah'a iman eden birisi çıkar, onun hürmetine hiç kimseye zarar verme buyurdu. 70 nesil sonra belki Allah diye çıkar. Onun hürmetine, onun kıymetine ben razı olamam. Ene nebiyyür rahmeti, ben rahmet peygamberiyim diyordu. İnsanlığa İslam'ı anlatmaya, aktarmaya, aşılamaya memur bir insandı. Yeryüzündeki bütün gayelerin, maksatların en mühimi İslam olduğunu biliyor ve tebliğ etmeye geliyordu. İşte aziz ve asil kardeşlerim, esas İslam tarihinden vermek istediğim hadiseyi ve sahneyi arz edemedim. Vakit doldu, vakit doldu. O şanlı sahneyi, o muazzam sahneyi, Allah Resulü ile göz göze gelen sahneyi haftaya anlatmak üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle.